Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Luda ve 13 Mart 2014 günlerden ise Perşembe arkadaşlar. Canlı yayınımız başlıyor. 17.17'yi gösteriyor. Şu an itibariyle saatlerimiz ve canlı yayına başlarken öncelikle kaydetmek adına arkasından da soru cevap bölümleriyle devam edeceğiz. Şimdi sevgili dostlar, Euro dolar paritesi için biliyorsunuz trendin yukarı olduğundan bahsetmiştik. Özellikle 38-39-38-30 civarlarındaki bölgeler önemliydi geçtiğimiz günlerde şuradaki aralıklar ve sürekli olarak bir direnç belirtiyorduk. Bu direncin üzerine yukarı hareket devam sinyali veriyordu bize ve bu geçtiğimiz gün mesela 38-73 civarlarındaydı. Buranın üzerine yukarı hareket beklentimiz karşılandı yaklaşık olarak 39-12 civarlarına kadar ve dedik ki gece saatlerinde yine artık kısa vadeli destekleri bırakıp orta vadeli 38-14 desteğine dikkat çekmemiz gerekiyordu. Ve bu desteğe dikkat çektik. 38-14'ün üzerinde ana trend yukarı demiştik. Ve bakın şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Daha önce de şuradaki bölgelerde yani yaklaşık olarak ayın 7'sinde şu bölgede bir tepe vardı. Aynı tepeden bir geri dönüş fırsatı mı acaba, ikili bir tepe mi yapacağız diye sorgulayan arkadaşlar da vardı aranızda. Ve görmüş olduğunuz gibi bu tepe kırıldı. Ve gece yapmış olduğumuz analizde de yine şuradaki bölgenin yani 39-13 ile 39-29 arasındaki bölgenin kırılamaması durumunda geri çekilmelerle karşılaşma potansiyelimiz var demiştik. Fakat burada riskiniz küçük olacak. Yani yaklaşık olarak 20-25 piplik bir stopla çalışacaksınız. Risk düşük olmasına rağmen stoplanma ihtimaliniz daha kuvvetli, daha fazla demiştik. Ki tepkiyi oynamak isteyen arkadaşlar, trend takibi yerine tepkiyi oynamak isteyen arkadaşlar burada yine bir stop yemiş oldular. Fakat arkasından 39-56 hedefimize ulaşarak zaten 30 piplik bir kar şuradaki bölgeden alınmış oldu. Trend yukarı olmaya devam ediyor mu derseniz, evet. Trend yukarı olmaya devam ediyor. Şimdi buradaki hedef olarak kullanabileceğiniz bölge neresidir? Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Eğer ki 39-56'nın tekrar üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak 39-80 ve 1.40'a kadar hareketin devam etme potansiyeli yine kuvvetli diye düşünüyorum trend yukarı olduğu için. Ama derseniz ki 38-14 benim için çok aşağıda bir destek, daha yakın bir yerler var mı acaba? 38-85'leri kullanabilirsiniz bugün en azından günlük kapanışa kadar. Şu bölgenin eğer ki altına inemez isek tekrar bu geri çekilmeler yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirilebilir piyasadaki oyuncular tarafından. 38-85'lere o yüzden dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Bu trendin bozulması için gerçekten de ciddi güzel bir habere ihtiyacımız var Amerika tarafından. Mesela yüksek miktarda bir tahvil alım miktarına bir indirim gelmesi bunu destekleyebilir. Ya da haftaya gelecek olan artık diğer kararlar etkili olacaktır. Bunun dışında çok da fazla hani geri dönüş için ya da Euro tarafından kötü verilere ihtiyacımız var ama yani veri derken de önemli bir veriye ihtiyacımız var. Geri çekilme tekrar başlaması için aksi takdirde yön yukarı olmaya devam ediyor hala. Tamamdır. Eurodolar için bunları söyleyebiliriz. Sürekli olarak belirli kırılma seviyeleriyle çalışmamızın herhalde meyvelerini bu birkaç gün içerisinde oldukça güzel topladınız arkadaşlar. Şu bölgenin üzeri mesela yukarıydı. Bugün de şu bölgenin üzeri yukarı demiştik. Her ikisinde de yukarı doğru hedeflerde ulaşmış olduk. Bakalım devamı gelecek mi şu anda? Ona bakacağız. 38-85 dediğim gibi kapanışa kadar yakın bir destek arayanlar için kullanılabilecek bölgedir. Daha da aşağısı yani buranın aşağısı çünkü bize 38-58, 38-41 ve belki de 38-14'e kadar taşıyabilir ama sanmıyorum böyle bir hareket olacağını. Dediğim gibi bu hareketlerin olması için ciddi bir sebebe ihtiyacımız var. Aksi takdirde hiçbir neden yokken bu şekilde bir geri çekilme şu an için mantıklı durmuyor. Evet, sterlin dolara geliyoruz arkadaşlar. Sterlin dolar için bakın 4 saatlik grafiklerde şuradaki 200'lük harekette ortalama çok güzel çalıştı. Çok tahmin edilebilir bir şey değil. Özellikle altına doğru sert bir hareket yaptıktan sonra dün kapanışı bunun üzerine yapmasına rağmen
Şuradaki 66-73'ün geçileceğini çok fazla tahmin etmiyordum ben. Fakat bunu başardı. Başardıktan sonra da 67-15 seviyesindeki direnç noktasına kadar hareketine devam etti. Eğer buraya da zaten kırmayı başarırsak 67-37'ye kadar bir hareket söz konusu olacaktır. 67-37'de ne var derseniz, 67-37'de arkadaşlar, bakın şurada görmüş olduğunuz ayın 10'unda görmüş olduğumuz tepe noktaları var. Yani pazartesi, daha doğrusu pazar gecesi açılıştan sonra pazartesi sabaha karşı görülen tepe noktaları, bundan sonra başlayan düşüş önce 1, 2 ve 3 gün boyunca yeni dipler yaparak devam etti. Fakat bugün için yaklaşık olaraktan bakın, şöyle bakarsak pazartesi gününe kadar olan düşüş neredeyse bugün şöyle bakın 112 piplik yukarı tepkiyle beraber neredeyse kamufle edilmiş durumda şu anda sterlin dolarda. Bizim için önemli olan seviye 66-73 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde yukarı hareket beklentimiz devam edecek şu an itibariyle, fakat nereye kadar? 73'e kadar, daha da fazlası için mutlaka bir kırılma ihtiyacımız var. Sonrasında ise 67-60 civarları yine karşımıza direnç olarak duruyor. Özkan Bey demiş ki 1.3916 üstü güçlenmesi için sebepler var ama görmüyorlar demiş ve 1.6723 67-74 tepede demiş. Peki 67-74'ten bahsetmiş o da. Peki arkadaşlar, teşekkürler. Hani 74 yerine bakın şuradaki tepeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Yani benim 60'ın üzerinde, yani şurada 67-60 üzerinde muhtemelen şöyle bir 67-84'e kadar bir tepkiyi beklerim ben. 74'lerde takılma potansiyeli var ama hani şu tepeleri kullanmanız daha sağlıklı olacaktır gibi geliyor bana. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Şu saatten sonra geri çekilme bekleyebilir miyiz? Ya da geri çekilme beklentisi içerisindeyseniz şu anda ne yapabilirsiniz? Bunu konuşalım. Açıkçası 66-73'ün üzerinde kaldığımız sürece ben yukarı hareket beklentisi içerisinde olacağım için şu saatten sonra çok fazla size umut veremem. Ümit de veremem, umut da veremem. Buradan bir geri çekilme, öncelikle bakın 73'ün altında ilk olarak şöyle bir 48'e kadar bir geri çekilme potansiyeli olacaktır ama bunu sadece scalperlar faydalansın. Gün içi bekleyenler çok da fazla bu işten faydalanmasınlar. Arkasından 66-32'ye kadar bir geri çekilme olursa yine aynen yine scalperlar için bir bölge olacaktır. Ancak 66-32'nin altında tekrar yönünüzü aşağı çevirebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim şu an itibariyle. Tamamdır. Gece analizinde tabii ki günlük kapanışlarla beraber daha sağlıklı sonuçlar veririz. Eğer ki sterlinle ilgili bir çalışmanız yoksa şu saat itibariyle, dediğim gibi 66-73'ün altında kalınmadığı takdirde yukarı tepki ihtimalimiz biraz daha fazla olacaktır. Günlük kapanış bu saatten sonra daha önemli. Özkan Bey, her analizde aynı şeyi söylüyorsunuz da işte bu şekilde söylersek şu anda canlı yayın yapamayız ki. Tabii ki günlük kapanışlar şu saatten sonra çok önemli, daha önemli ama elbet ki şu anda işlemde olan arkadaşlarımıza da yardımcı olmamız gerekiyor. O yüzden hani biz de fikirlerimizi paylaşıyoruz. Yoksa kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu şekilde karmaşık olan ve net sinyaller vermeyen piyasalarda tabii ki günlük kapanışlar daha önemli. O konuda kesinlikle size katılıyorum. Yani o yüzden de hani uyarıyorum. Eğer ki pozisyonunuz yoksa hani çok çok da fazla ısrarcı davranıp da hareket etmeyin sterlin dolarda diye. Pozisyon olmayanlar için tabii ki günlük kapanışlar gerekecektir. Gelelim altına. Altın için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Altın için bakın, gece analizinde önemli bir şey söylemiştim size. Neydi bu önemli şey? Şuradaki noktadan bahsettik bakın. 1351-22 civarları değil mi? Buranın üzerinde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor demiştik ve daha yakın bir destek arayanlar 1360-92'den faydalanabilir. Eğer öğle saatlerine kadar bu destek kırılamaz ise artık burası biraz daha kuvvetlenecektir demiştik.
öğle saatlerine kadar arkadaşlar burası kırılamadı. O yüzden ben buradaki oklarımızı artık kaldırıyorum. Bugün için kısa vadeli kırılma seviyemiz 1360.92 olacaktır. Buranın altına doğru bir hareket görürsek geri çekilme önce 1356'lara kadar, sonra 1351-22'ye kadar devam edebilir. Ama koşulumuz ne? 1360.92'nin kırılması. Aksi takdirde burası kırılamadığı sürece şu yaşanan hareketler sadece bir düzeltme olarak kalacak ve bu geri çekilmeler yukarı hareket fırsatı olarak piyasada oyuncular tarafından değerlendirilebilir. Bu durumda da hedeflerimiz neresi olacak derseniz yine 1376-63. Burayı yani 75-76-60 arasında bir aralık olarak kabul edebilirsiniz. Şuradaki bölgeyle şuradaki aralık arkadaşlar. Burayı da kırarsak zaten 1381'lere doğru ve 1386-33'lere doğru hareketin devamı gelebilir. Tamamdır. Bunları söyleyelim şu anda altın için. ...1360'lara dikkat edeceğiz. 1360-92 önemli bir seviye. Evet arkadaşlar, dün 2.25-72 civarlarını destek olarak, direnç olarak kabul etmiştik sanırım. Buradan güzel tepkiler geldi aşağı yönde. Ama eğer bu bir düzeltme olacaksa 2.21-17 kırılmadığı takdirde yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Ve bu tepkiler arkadaşlar bizi 22.92'nin kırılması durumunda ancak, yani şu bölgenin üzerinde bir saatlik bir kapanış bence çok iyi olacak. 22.92 kırılırsa 2.24 ve 25.08'e doğru bir hareketin başlatabilir. Ben hala şurada başlayan yukarı trendin sonlandığını görmüyorum. Bunu görmem için 21.11'in altına doğru bir hareketle karşılaşmamız gerekiyor. Bunu yaparsa zaten geri çekilme beklentimiz, daha doğrusu geri çekilmek için bir sebebimiz olacak ve bu şekilde de bir beklenti içerisine girebiliriz aşağı yönde. Tamamdır. O yüzden şu anda önemli noktalarımız nedir? 2.2292 ve 2.2117. Bu aralıkta, şu aralığın içerisinde arkadaşlar gitgeller yaşanabilir. Yukarı doğru kırılırsa muhtemelen 2.24'e doğru bir tepkiyle ilk aşamada karşılaşacağız. Eğer 21.17 kırılırsa da aşağı doğru hareketler artık öncelikle 20.45'lere kadar, yani 2.2045, sonrasında 2.2000 ve 2.19'ların altına doğru geri çekilmeler yeniden karşımıza çıkabilir. Artık biliyorsunuz arkadaşlar, seçimlere de çok az kaldı, yerel seçimlere. O yüzden bu seçimlere kadar yine hareketli zamanlar, günler geçirebiliriz. Yalnız hani şunu da lütfen unutmayın, hani seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun hareketlilik sonlanmayacak. Yani ülkede içerisindeki hareketler ve global piyasalardaki hareketler elbet ki burada da çok çok etkili oluyor. Ve bu etki arkadaşlar parite üzerine de kendini hissettirmeye devam edecektir. O yüzden lütfen çok da fazla hani buradaki hareketliliğin ve dalganın biteceğini bence tahmin etmeyin. Bu sadece seçimlere kadar biraz daha dalgalı bir kurla karşılaşabiliriz. Arkasından analize devam ederek bakacağız. Genel seçimlere kadar hareket bitmez demiş Özkan Bey de. Daha önümüzde, ondan önce de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Özkan Bey, onu da biliyorsunuz. Yani önümüzde 3 tane seçim var arkadaşlar. Yerel seçimler ve arkasından Cumhurbaşkanı ve sonrasında genel seçimler olmak üzere. Bakalım, göreceğiz şimdi. Tamamdır. Dolar TL'yi de bu şekilde bitirdik. Şimdi arkadaşlar soru cevap bölümümüz başlıyor. O yüzden sorularınız varsa hemen sormaya başlayayım. Ben de şu canlı yayının özetlerini hemen kaydı yüklemeye başlayayım ki canlı yayına katılamayan diğer arkadaşlar da bundan faydalansınlar.